Arkadaşlar merhabalar. Şimdi karşınızda acil geometri çözümlü geometri denemeleriyle karşınızdayım. Heyecanlanmayın, çözümü yapmayacağım. Bu sefer çözümü yapmayacağım. Açıklayacağım, tek tek açıklayacağım. Arkadaşlar yeni göreviniz acil geometri çözümlü geometri denemelerini alıp her gün birer deneme çözmek arkadaşlar. 15 tane TYT, 15 tane AYT ve mükemmel sorular. Kolayı, çok kolayı, kolayı, orta hallisi ve zoru her şeyiyle karşılaşacaksınız. Yani sınavdan önce geometrinin her provasıyla karşılaşacağınız bir deneme fasikülü arkadaşlar. Bunu kesinlikle ama kesinlikle alın ve çok işinize yarayacak. Bazı şeyler sorabilirsiniz. Hocam daha geometri tekrarı Ayraç serisine başlamadınız. Ayraç'tan sonra alsaydık daha iyi olmaz mıydı? Hayır. Bu farklı arkadaşlar. Biliyorsunuz geometride süreklilik önemlidir. O yüzden geometride her gün çözmeniz lazım geometriye. İşte o yüzden belki konuları bitirdiniz. Şu an çözmüyorsunuz. Hocam matematik denemelerinde çözüyorsunuz. Yetmez. Ayrıyeten buradaki acil geometri, çözümlü geometri denemelerindeki soruları kesinlikle ama kesinlikle çözüp görmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok hareketli, çok güzel sorular var arkadaşlar. Tamam mı? Bu arada yazarlarımız kimler? Tanıtayım arkadaşlar. Yani bütün kırtasiyede, işler kırtasiyelerinde var. Kenan Kara. Tanımıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Mehmet Karayel, Metin Çakır ve Alper Doğan hocalarımız bu kitabı yazdı. Büşra Günkaya hocamıza ve Yılmaz Kemal Yıldız hocamıza da buradan teşekkür ediyoruz editörlerimiz. Bu arada Yılmaz Kemal Yıldız hocamız da katı cisimlerde yazardı. Katı cisimlerde soru tutturan hocamız arkadaşlar, haberiniz olsun. Buradan bir daha teşekkür ediyoruz hocamıza. Sayesinde hani mum sorusu vardı ya, aynısı ara sınıflarda da ara sınıfa mum sorusu diye yazmıştı. Bizde de su sorusu diye yazıldı arkadaşlar. Aynı mantıkta soru. Ben o katı cisimleri araya bir parantez açayım arkadaşlar. Katı cisimleri şey yapayım. MSÜ sınavından bahsediyorum bu arada. MSÜ sınavında çıkan mum sorusunun aynısı arkadaşlar. Aynısı. Ben o kitabı çözerken, ben o kitabı yazdıktan sonra şunu dedim. Ya arkadaş öyle bir kitap yazdık ki soru tutmamasının imkanı yok. Bu kadar büyük konuştum, tuttu kardeşim. İki tane katı cisim vardı. Bir tanesinde mantığı aynı olan bir soru arkadaşlar. Tabii ki yine var. Siz yoksa katı cisim almadınız mı? MSÜ sınavından çıkan kişiler acil analitik çalışmam lazım dediler. Acil katı cisim çalışmam lazım dediler. Eksikleri nerede? Orada. Demek ki bu arkadaşlar katı cisimleri fasikülünü almadı. Çünkü oradaki fasikülü bitiren arkadaş o katı cisimleri yer yutardı. TYT için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer o kitaptaki, o fasiküldeki soruları çözerseniz aynı soruyla karşılaşacaksınız. Ya bu soru çok tanıdık, tak 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 bitti. Ya bu kadar net. Analitik için de aynısını söylüyorum arkadaşlar. Ya doğruların kesim noktasıyla ilgili MSÜ'de sınav geldi, soru geldi. Tamam, çoğu kitapta var zaten hocam. Doğruların kesim noktasıyla alakalı soru ne var yani? Tamam, fasikülde var. Ama öyle bir fasikül ki bu analitik geometri fasikülü ile katı cisimler fasikülü. Sınavda bu iki fasikülden de birer soru mutlaka tutacak kardeşim. Mutlaka. Kesin ve net. Yani her şeyi düşünülüp ona göre yazılmış bir fasikül arkadaşlar. O yüzden bunu da almanız lazım. Araya reklam içinde reklam girdi ya. Dur bakalım devam edelim arkadaşlar. Şimdi fasikül arkadaşlar, geçen seneki fasikül, geçen seneki geometri denemeleri aynen bu senede devam ediyor. Sebebini biraz sonra AYT'de açıklayacağım. Çok güzel bir sebebi var arkadaşlar. Sizi düşünerekten bu şekilde bir hamle yaptım. Hocam sorular eski demeyin. Bak geçen sene yeni nesil. Hepsi arkadaşlar. Soruları biliyorsunuz arkadaşlar. Geometri soruların yarısı ya da yarısından fazlası yeni nesil çıkıyor geometride. Burada da ona göre tasarlanmıştır. Ve ben şuna çok dikkat etmişimdir. ÖSYM sözel bir soru mutlaka soruyor. MSÜ sınavında da gördünüz arkadaşlar. Sözel soruyla şey yapıyorsunuz. Burada da sözel bir soru. Şekilsiz sözel bir soru mutlaka gelebilir arkadaşlar. Gerçi sözel soru gelmedi galiba katısından ya. Dur, gelmedi. Şeklini koydu sadece. Ama şekli olmasa bile anlaşılabilir bir sözel soruydu gerçi. Yani sözel soruya çok özen gösterdim. Neredeyse her iki denemede bir sözel soru var arkadaşlar. O katı cisimlerdeki sözel sorularda sizi geliştirecek arkadaşlar. Evet. Kaç tane? 15 tane TYT denemesi var. Şimdi tekrar söylüyorum. Ne yapacaksın? Sen bu kitabı aldın. 15 TYT, 15 AYT. Her gün TYT'den başlayarak, bir TYT bir AYT değil. TYT'den başlayarak her gün bir deneme. Sabah kalkıp saat 10'da çöz demeyeceğim. Geometri öyle bir şey ki arkadaşlar, artık iyice ısındınız, iyice alıştınız. Sen istediğin saatte çöz artık geometriyi.
Yani o yüzden sıkıntı yaşamazsınız. Akşam çöz, yatmadan önce çöz. Aralarda bir öğle arasına girdin, öğle arasında çöz. İstediğin zaman çöz. Beni ilgilendirmez. Çünkü saat 10'a kilitlemeyeceğim seni. Bir ay boyunca. Çünkü sen de deneme yapıyorsun. Ya da dershaneye gidiyorsun. Ya da çalışmalarını yapıyorsun. O yüzden bu kitap öyle bir kitap değil arkadaşlar. Git akşam çalış. Şey yap. Çözümlerine de zaten burada ulaşırsın. Çözümlerini yapacak mıyım arkadaşım? Yapmayacağım. Onu söyleyeyim. Çünkü geçen seneden çözümleri var zaten. Fasikülün ismini yazın. Bu çözümlü geometrik denemeleri diye oynatma listesi de var zaten. Tam aynı isimde arkadaşlar. Ne bunun ismi? Acil geometri, çözümlü geometrik denemeleri diye. Bir tek ben yokum hocam. Bu sene hepsini çektiniz. Niye bunu çekmiyorsunuz? İki sebebi var. Bunlardan birincisi bir videosu var zaten. İki, zaten burada belki de videoyu izlemeyeceksiniz. Bak hepsinin çözümleri var. Bunların hepsinin çözümlerini de ben yaptım arkadaşlar. Aynı şeyde YouTube'da nasıl anlatıyorsam burada da aynı şekilde yaptım. Hocam ben çözümlerinden anlamıyorum, okumak istemiyorum falan diyen arkadaşlar tabii ki YouTube'dan da bakabilir. Sıkıntı yok. Ama bazı arkadaşlar da PDF çözümü istiyor. PDF çözümü de bu şekilde arkadaşlar. 15 TYT sorusu böyle. Sonra sırada ne var arkadaşlar? 15 TYT'den sonra çözümleri var. Sonra AYT var arkadaşlar. Bakın cevap anahtarları da burada. 15 tane eminim. Çok birbirinden güzel, çok güzel denemeler var. Arkadaşlar bu bir emirdir. Gidip bunu alıyorsunuz. Bu kadar net. Kenan Komutan'dan bir emir. Evet geldik AYT'ye. Hocam AYT. AYT içerisinde trigonometri var. Artık trigonometriyi de biliyorsunuz geometriden sayıyorlar. Artık 3 tane trigonometri geometride. Ama ne yapacakları belli olmaz. Belki 13 soru olur arkadaşlar trigonometriyle birlikte. O yüzden ben 10 ile 13 arası diyorum arkadaşlar. Geometriden saymayabilirler. Şekil sorusunu da arttırabilirler arkadaşlar. Burada trigonometri var ve diğer sorularda zaten mevcut artık arkadaşlar. Katlama mı dersiniz, dönme mi dersiniz, simet mi dersiniz, ne derseniz deyin. Yine hepsi burada mevcut arkadaşlar. Tamam mı? Aa dikkat et. Soru sayısı kaç burada? Hocam 12 soru var. Hani 10? İşte biz her duruma hazırlıklıyız arkadaşlar. 12 soru, 13 soru, 14 soru. Bak şimdi. Hocam 10 soru çıkacak. Olsun. 12 soru var burada. 12 soru çöz AYT'de. Şimdi niye değiştirmediğimi anlatayım arkadaşlar. Bak sona geldik. Sonda cevap anahtarına bakalım arkadaşlar. Cevap anahtarına bakın. Geçen sene biliyorsunuz pandemi vardı ve çember analitiği çıkmayacak dediler. Bu sene de var da çember analitiği bu sefer çıkacak arkadaşlar. Çember analitiği olmadan biz soru sayısını 12, 13 ve 14 diye tasarlamıştık arkadaşlar ki 13 tane soru çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam geçen sene arkadaşlar. 4 tane trigonometri. Bunlardan 4 tanesi trigonometriydi. Tabi yanlış da hatırlıyor olabilirim arkadaşım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 deneme. Ne arkadaşlar? 5 tane deneme 12 sorudan oluşuyor. Ondan sonra 1, 2, 3, 4 deneme 13 sorudan oluşuyor. 6 denemede 14 tanesi sorudan oluşuyor. Arkadaşlar ben bu sene değişiklik yapmış olsaydım bu fasikülden 6 tane 4 soruyu iptal edip 4 tane 3 soruyu iptal edip 5 tane de 2 soruyu iptal edip 46 tane soru silecektim. Hocam 46 soru silecektim. Hatta 46'dan 15 daha 15 tane daha silecektim arkadaşlar. Niye? 10 soru değil ki. Yani bir de çember analitiği konacak ya o bir soru yerine. Yani 46 15 daha kaç yapıyor? 46 15 daha kaç yapıyor arkadaşlar? Topladığımız zaman 61 Trabzon 61 tane soru silecektim arkadaşlar. Sırf çember analitiği koymak için 61 soru silecektim. Vallahi gönlüm el vermedi. Ben Masum hocamla konuşur bu konuyu çok tartışmadık aslında. Ona da hemen mantıklı geldi. Masum hocamla bu konuyu, İbrahim hocamla da bu konuyu konuştum. Ve 61 tane soruyu çıkartmak bana çok mantıksız geldi arkadaşlar. O yüzden 61 tane soru çıkartıp 15 tane çember analitiği eklemek gerçekten mantıksız. Arkadaşlar bizim fasikülümüzde zaten analitik geometri fasikülünde inanılmaz derecede çember analitiği sorusu var. Bizim acil kitabında inanılmaz derecede her tarzı var arkadaşlar. O yüzden gerek duymadım. Matematik denemelerinde zaten o çember analitiğini açığını kapatırsınız. Ya hocam çember analitiğini tekrar etmedik bu denemede. Biz nasıl hatırlayacağız? Hiç en olmadı. Sınavdan bir 15 gün önce bir çember analitiğini ufak tekrar yaparsın. O ufak tekrar sana yetecektir zaten. Çember analitiğiyle ilgili soruyu kesinlikle ama kesinlikle yaparsın arkadaşım. O konuda gönlün rahat olsun. Bundan dolayı şey yapmadım arkadaşlar. Yani 61 tane soru çıkartmadım sizin iyiliğiniz için. Geçen seneki seriyi bozmadım. Hocam sorular eski. Eski değil. Eski değil. Bak bakayım şu soruları eski mi? Bak al. Şunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu soru benim soru hatta.
Görüyorsunuz arkadaşlar, eski soru meski soru yok. Böyle hep gördüğünüz üzere kaliteli sorular var arkadaşlar. Burada yani yeni nesil soru ya, yazsak bunlardan iyi yazamazdık, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Evet, bak sizi yine bir düzen içerisinde geometri çözdüreceğim. Ne yapıyorsunuz? Tekrar tekrar söylüyorum. Gidiyorsunuz. İşler kırtasiyelerinde, işler bayilerinde bu kitap var. Kitabın adını bir daha söyleyelim arkadaşlar. Geometri süreklilik isteyen bir derstir. Hocam biz denemelerde çözüyoruz değil. Her gün bu kitabı çözdüğün zaman senin geometrin full ya da 9. Yani ya 10 full diyelim ya da 11-12 tane de çıkabilir, bilemiyoruz. Full ya da 9. Acil geometri çözümlü geometri denemelerini gidiyorsunuz, alıyorsunuz. Geçen seneki baskı ama sorular yes yine. Tamam, bir tek çember analitiği yok. Çember analitiği de açıldı. Kitaptaki sorularla zaten kapatacağız arkadaşlar. İnanılmaz derecede soru var zaten arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Tamam mı? Her gün sizi düzene sokuyorum şimdi. Her gün bunları çözerekten ne yapacaksınız? Bu arada ayraç serisi de başlayacak. Yakında tekrarlarda başlayacak arkadaşlar. Geometrinizi full yapmak için elinden geleni yapıyorum. Lütfen siz de elinizden geleni yapın. Bunu alın. Her gün bir tane deneme. TYT'den başlıyorsunuz. 15 TYT'yi bitiriyorsunuz. Ondan sonra AYT'ye devam ediyorsunuz. AYT'yi de trigonometri de hatırlamış olacaksınız bu arada. Daha iyi bir şekilde kavramış olacaksınız arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Olay bundan ibaret. Evet, ne diyoruz o zaman? Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.